Markacı hoş geldiniz. 21 Kare'de Selçuk İnan'la beraberiz. Yeni formatımız 21 fotoğrafla Selçuk İnan'ın hayatını anlatmaya gayret edeceğiz. Onu biraz geçmişe götüreceğiz. Gelecekten bahsedeceğiz. Futbol yaşantısını, özel hayatını, hayata dair düşüncelerini 21 Kare'de sizlerle buluşturacağız. Hoş geldiniz 21 Kare'ye ve kaptan hoş geldin. Kaptan diye hoş hitap bulduk. ediyorum. Nasıl, Bizim nasıl rahat ediyorsan. Bizim gönlümüzde adiliyorsan... kaptansın <laughs> ama artık isterseniz. Selçuk Hoca diyeceğiz. Eyvallah. Nasıl Hepsi uyar bana. İyiyiz Allah'a şükür. Buralardayız. Yeni geldim İstanbul'a. Sözümüz vardı. Evet. Ben de nasıl bir program olduğunu bilmiyorum. İnşallah senin için de hayırlısı olur. ayağın uğurlu geleceğini İnşallah. düşünüyorum. Bir kez İnşallah daha teşekkür ederim. ederim. Bize söz vermişsin. söz durduğun ederim. için teşekkürler. İlk fotoğrafla hemen başlıyoruz. Bakalım Selçuk'un hayatı mesela. nasıl başladı? Ortaokuldaydım o zaman. Hatta yanımdaki arkadaşlarım da hatırlıyorum. Hı -hı. Sağımdaki Efe, solumdaki de Erdal. Burada bu fotoğrafın şöyle bir anısı var bende, seçmelere katılmıştım ben aslında orta birde. Hı hı. ilk seçmelere gittiğimizde ama böyle seçmeler hemen çabucak oldu böyle, seçmediler bizi. Üzülmüştüm ya Allah'ım dedim, niye seçmediler? Pasat dediler, attık top sektirdiler, <laughs> <laughs> sektirdik şuraya vur dediler, vurdum. Tamam dediler, biz haber veririz dediler, seçmediler. Bir sonraki sene ama seçmişlerdi. Böyle e, burada artık aa evet ben futbolcu olabilirim. Bir şeyler oluyor. diye şey. Çünkü okul takımına girdiğiniz zaman biraz hmm. da popüler oluyorsunuz. Artık bütün okuldaki çocuklar sizi tanıyor oluyor. Hmm. Çünkü bizim zamanımızda okul takımı okul e, okullar arası maçlar da oluyordu. Bu e, benim için çok özel. Özel fotoğraflardan biridir yani. Nerede çekildi? Bu yanlış hatırlamıyorsam Numune Stadı diye hmm. bir yer vardı İskenderun'da. Ya orada ya İskenderun Spor yan sahasında. Bulunduğunuz ortamda eğer en iyisi olduğunu hissediyorsanız e, o zaman ileride illaki bir futbolcu olacağım diyorsunuz. O zaman e, ben iyi bir futbolcuyum. En azından e, oranın en iyisiyim diyordum kendime. Böyle çok da fazla şüphem yoktu açıkçası futbolcu olacağımdan. Buradan da senin seçmeyen hocalara da selam olsun. <laughs> İlk seçimden. Biz seçeni konuşalım <laughs> Seçene teşekkür ederim. <laughs> evet diğer fotoğrafımızla devam ediyoruz. Rahmetli Selçuk Yılı. Allah rahmet eylesin. Benim babam daha önce söylemiştim çok koyu Fenerbahçelidir diye. Ben doğduğumda illaki Fenerbahçeli bir oyuncunun Hı. adını koymak istemiş. E, o dönemde de e, Fenerbahçe Galatasaray kupa maçı varmış. E, yanlış hatırlamıyorsam Selçuklu'yla ile golü atmış. Çünkü babam golü kim atarsa onun adını vereceğim demiş. Selçuklu'yla ile golü atmış. 1-0 kazanmış Fenerbahçe. O zaman da e, Selçuk ismini koymuş ama Ta, i̇şte takdir ilan sonra, sonrasında da <laughs> e, Selçuk'la Galatasaray'a gitmiş. Evet. O yüzden e, ismi Selçuk'ludan geliyor yani. Peki o kadar koyu bir Fenerbahçeli babanın oğlu olarak seni Galatasaray'a döndüren şey, döndüren dedim daha doğrusu Galatasaray'a yönelten şey diyeyim. Kuzenim. O nasıl Kuzenim oldu vardı? o hikaye? Nasıl Galatasaray? E, bizim komşumuz. Babam e, yurt dışında çalışıyordu. Çok Hı -hı. fazla yurt dışında oluyordu. Dolayısıyla Sen ben de o avantajı zaman geçiremiyordu. <laughs> E, kuzenim de, kendisi de futbolcuydu. Çok iyi futbolcuydu. <laughs> e, amatör takımlarda oynuyordu. Beni maçlara götürüyordu. Sürekli onunla zaman geçiriyordum. O da tam koyu hasta denebilecek hmm. Galatasaraylı. O, o derecede yani. O e, hep bana Galatasaray formaları aldı. <laughs> Böyle bir çatışma vardı babamla kuzenim arasında. Ama tabii ben de gönül de biraz Galatasaray'a yakındı. Onların maçları 90-91-92. O zamanlar tam benim çocukluk hmm. yıllarım o zaman o dönemde işte artık Galatasaray bir kere girdi kalbimize bir daha da çıkmadı. İlk gittiğim maçı hatırlıyor musun kaptan? Mesela hiç unutmadığım bir maç vardır. Ee, Sanders'ın gol attığı maç, hmm. Fenerbahçe maçı. Onu hep beraber böyle kuzenim falan komşularla izlemiştik. Orada artık benim Galatasaray'ım tam pekişmişti. Graham Sonus'un bayrak evet. diktiği maç. Yanlış hatırlamıyorsam evet. o maç evet. Ve <laughs> diğer fotoğrafta devam ediyoruz. Ne kadar gençsin kaptan. Burada? <laughs> Burası işte benim hayatımın dönüm noktası buydu. Burasıydı. Çünkü 14 yaşındaydım yanlış hı hı. hatırlamıyorsam. Zor zor dönemdi benim için. İlk defa evden ayrılmıştım. Böyle bir forma giydirdiler takım <laughs> forması. İlk resmimdi orada Çanakkale'de. Zor zamanlardı ama benim için. Çünkü tek başına aileden ayrılmak, böyle e, okula da orada devam etmiştim. Okuldan çıkıp antrenmana gelmek. Hı. Çoğu kez de pes etme Hiç geldim. Mi? Düşündüm evet artık orada kalmak istemediğim zamanlar da çok oldu. O dönemki hocamız Cemil Akkoyun da sağ olsun çok destek vermişti bana. Bunu her zaman da hissettirdi bana. Zordu benim için o dönemler ama işte iyi ki de gitmişim dediğim. Vücut taraftan. dilinde omuzlar, kolların duruşu yani analiz ettiğimizde gerçekten o mahcubiyet ve içe kapanık bir çocuk aslında değil mi? Buradan bakınca şimdiki Selçuk İnan o küçük Selçuk'a ne derdi küçük çocuğa? Evet çok utangaç bir çocuktum yine utangaçlığım Hı -hı. geçmiş değildir tabii ama <laughs> yine var biraz ama biraz daha evet yırtık diyorlar ya ama bizim tabii yetiştiğimiz yerle buradaki yetişen Hı -hı. çocuklar çok aynı olmuyor dolayısıyla ne kadar desem de Yine öyle olurdu herhalde o çocuk. Ama gözlerinden de o kararlılık okunuyor. Yani ben futbolcu olacağım diyor gözler. <laughs> o yüzden başka kimse o 14 dışında böyle ailesine karşı çıkarak gitmez oraya. Ben çünkü aile desteğiyle gitmemiştim oraya. Annem Hı -hı. çok istememişti, babam da istememişti. Yanlış örnek olmuyor ama isyan ede de gittim yani isteyerek gittim. Aslında ne kadar zor yollardan geçtiğinizi de anlatan bir kare bence. Öyle. Kolay değil yani herkes sizin... Futbolculuk yaşantınızda o attığınız gollerle atılıyor ama geçmişte bu kadar Hiç. zorluk yaşadığınızı bilmiyorum. Ben hep böyle röportajlarımı daha önce söyledim. Bizi şimdi bu halimizde tanıyorsunuz. şöhretimizle kazandığımız parayla e, yaptıklarımızla. Ama ben e, bu yoldan gelirken benim gibi binlerce oyuncu bu seviyelere gelmek için çok çalıştı, çok çabaladı. Birçoğu da şu an işsiz güçsüz yani öyle hayatınızı riske ediyorsunuz çok kolay bir iş değil. Biz görünen tarafız ama görünmeyen ve kaybolan o kadar çok oyuncu arkadaşımız var ki. Ve elinden tutan, sana yardımcı olan hocalara geçiyoruz şimdi yeni fotoğrafımızda. Ah, merak ediyorum. Bir kolaj yaptık. Onla devam edelim. Üç hocanın sendeki yeri ve değerleri nedir? Şöyle sırasıyla gideyim. İlk Ersun Hocadan başlayayım hı hı. çünkü ilk Manisa'ya gittim ben Çanakkale Dernek Spor'dan. Sağ olsun benim önemli bir futbolcu olmamda çok büyük pay sahibi. Çünkü beni Manisa'dan şey Çanakkale'den alıp Manisa'ya getirdi. Trabzon'a da gittiğimde de yine Ersun Hocanın çok büyük payı vardı. Manisa Spor hikayesi bende şöyle oldu. Çanakkale Dernek Spor'da artık önemli bir oyuncu haline gelmiştim. Birçok teklif alıyordum, herkes istiyordu ama Hı -hı. beni satmıyorlardı, vermiyorlar daha doğrusu. <laughs> en sonunda Ersun Hoca bir şekilde onları ikna etti ve beni Manisaspor'a Spor'a aldı. Beni aradığında çok mutlu olmuştum. Benim takımda oynamak ister misin diye aradı beni. Hı -hı. Kimsiniz dedim, ben Ersun Yanal dedi. O zaman da e, a milli takımdan yeni Hı -hı. E, Manisa Spor'a geçmişti. Hocam benim gurur duyuyorum dedim. 15 dakika sonra arada hayırlı uğurlu olsun yarın Manisa'ya geliyorsun dedi. O, o kadar kısa sürede oldu, bir, oldu. Evet, harika bir iş, takımınız iş. vardı ama orada. Çok iyi bir takımdık. E, çok da önemli bir hocayla çalışmak benim kariyerimde futbolcu kişiliğimin oturmasında çok çok önemli bir payı var Ersun Hoca'nın. Sonrasında Trabzon'a gittik yine Ersun Hoca vardı. E, çok önemli bir takımımız vardı. Yine hep biz ben Trabzon'da yine hep şampiyonluğu <laughs> oynadık. Hep kupaları kazanmak için oynadık. Çünkü önemli bir takımımız vardı. Yarışmacı hocalarımız vardı. Ersun Hoca takımı inanılmaz bir seviyeye çıkarmıştı ki e, anlaşmazlıklar oldu, ayrıldı. Sonra tabii Şenol Hoca geldi. Orada seviye attı Holman'la evet. evet. beraber. Önde Burak'ın Antik... forvetleştiği dönem. Evet. Şenol Hoca'yla beraber iyice takım evrildi. Hı -hı. Bambaşka bir hal aldı. Şenol Hoca bana çok çok önemli görevler verdi. Büyük özgürlükler verdi Hı -hı. öyle diyeyim. Kaptan olmamı istedi sağ olsun. Çok istememiştim o dönemde kaptanlık yapmak. E, affımı istemiştim. Hocam ben kaptan olmayayım ama her türlü yardım ederim Sağın içinde dışında demiştim o zaman Şenol Hoca hiç unutmam. Çok saygı duyduğum bir teknik direktör. Dediğim gibi sağın içinde özellikle o son senemde hiçbir sezonda kendimi bu kadar rahat rahat hissetmemiştim. Ya çok önemli bu söylediğin ama hakikaten. Yani bu o kadar çünkü üst seviyeyi görmüş bir oyuncu için o dönemi tarif etmen çok evet. değerli. çok dediğim gibi o o sene benim için e, tabi hocanın da e, sayesinde sağ olsun başka bir ruh haliyle oynuyordum o maçları. <laughs> Trabzon'u şöyle Abdullah Avcı'ya geçmeden önce şunu belirteyim. Edindiğim bilgi Fenerbahçe'nin seni aslında Trabzonspor'a gitmeden önce bir alma girişimi ve hatta <laughs> e, yani... evet, doğru öyle bir bunu bilmiyorum İki... açıkladım mı daha önce ama yok söyledim. ben e, bunu araştır Manisaspor'dan ilk beni Fenerbahçe'ye e, aynen öyle. o hikayeyi anlatmışlar. Şeyler bon beni Ersun Hoca aradı ne olursa olsun Trabzonspor'a gelmeni istiyorum dedi. Hocam dedim artık yani benlik bir şey yok çünkü e, bon servis ödemek zorunda takımlar. Kulübün beni nereye verirse oraya gitmek zorundayım dedim. Onlara da çünkü e, çok saygı duyuyordum. Para kazandırmak falan çok böyle düşündüğüm şeyler değildi ama sonuçta bir sözleşmem devam ediyordu e, bon servisle beni Fenerbahçe'ye sattıklarını duydum. Bana da söylediler. Sonrasında aradan bir birkaç gün geçtikten sonra e, Ersun Hoca beni aradı. Sadri Şener herhalde az Yıldırım'la görüşmüş başka olaylar oldu. Bizim o zamanki Manisaspor başkanımız falan hepsi görüşmüşler. Bir şekilde oradan ikna ettiler. Ben de zaten Arşun Hoca'yı çok sevdiğim için hemen oraya gidip oynamak istediğimi söylemiştim. Ben evet dedikten sonra da zaten bonservis işini çözdüler ve Trabzon kariyerim öyle başlamıştı. Orada Alex ve Emre'nin olduğu kadroda biraz da Fenerbahçe'nin görüşü şöyleymiş. Edindiğim bilgi araştırmalarım Hani Alex var, Emre var. Orada biraz... Yedek kalabilir. Evet, Bilmiyorum. o Tabii, onların düşüncesi ama o dönem sadece şu... Bence oynardım bu arada. O dönemde zaten Alex, Zico, Daum falan o Fenerbahçe'nin hmm. teknik direktörleri fazlasıyla istiyorlardı. Evet. Hatta dolaylı yollardan haber gönderiyorlardı illaki seni istiyor diye. <laughs> Tabii guru duydum. Tabii Galatasaray'ın hocası da o zaman. Skiber falan, Rekart onlar da sağ olsun böyle bir istekleri olduğunu dolaylı yollardan iletiyorlardı. Dediğim gibi bu benim elimde olan bir şey değildi ilk başta ama sonra ben biraz sorumluluk aldım ve Trabzonspor'a gitmek istediğimi söyledim. Abdullah Avcı'yla bu fotoğrafta Hollanda maçı, yedeksin, evet. en iyi olduğun dönem, mutsuzsun. Ee, bu fotoğrafı nasıl anlatırsın bize? Bu e, Hollanda maçı, evet bu maçtan önce hoca bizi yanına çağırmıştı benle Burak'a. İyi dönemimizdi dediğiniz Hı. gibi. E, hatta yanlış hatırlamıyorsam bu maçtan... Önce biz Fenerbahçe'yi yenmiştik Süper Kupa maçında. Urfa'da mıydı? Erzurum'da mıydı Erzurum. bir şeydi aynı. Önemli bir sezondan sonra ama çok normal karşıladım zaten. Ben hocam bu tabii ki saygı duyuyoruz her zaman. Siz bilirsiniz hocam nasıl düşünüyorsanız dedi. Daha biraz daha defansif kadroyla çıkıp asıl e, hedefimiz bizim Estonya maçı demişti hocam hmm. bana. Burada oyuna da almamıştı beni mağlup durumdayken. Zaten vücut dilini anlatıyor her şeyi Selçuk. Bu üzgünlüğüm tabii. Oyunca Bu oynamadığım şey yok Çok evet. en iyi dönemimdi evet. yani. Çok iyi bir dönemdeydim ama en azından belki sonradan alabilirdi. Almamıştı. Sonra Estonya maçında da oynatmak istemedi. Tabii çok büyük bir kamuoyu baskısı vardı. Çok eleştirilmişti hoca. Ee, orada da beni oynatmayınca o zaman ben çok üzülmüştüm. Çünkü ben hayatımda bir şey duyduğum zaman, söz verdiğim zaman ne olursa olsun yerine getirdim. Evet. Yıllardır tanıyorum seni. Ha, yerine, her zaman yerine getirilmesini de beklerim. Yerine getiririm. getirilmesini de beklerim. Getirilmediği zaman da çok açık bir şekilde evet. belli ederim. Söylerim. Saygısızlık çok etmem ama öyle bir şey. Ama tabii geçmişte kaldı. <laughs> Olabilir hocalar böyle tercihler yapabilirler. Ee, ama o dönem böyle bir... E, e tabii şimdi sen de hocasın artık. Evet. O kısma da geleceğim. Belki sen de bir gün <laughs> bu bir ön şey taraftaki çanmıştım. kısımda olabileceksin. Evet yeni fotoğrafı devam edelim. Hocam... Çok şey anlatıyor. Çok evet bu fotoğraf... Dediğim gibi ben hocayı tanımlarken başarısı, kariyeri yapmış oldukları hepimizin bildiği şeyler. Hı -hı. Ama bizim onunla e, tabii ki e, çok önemli bir bağımız var. E, baba oğul ilişkisi dersiniz, abi kardeş ilişkisi dersiniz, hoca oyuncu ilişkisi Hı -hı. ilişkisi dersiniz hepsi Hoca yardımcı da oldu. De, evet, hoca yardımcı ilişkisi. hepsini hocayla beraber yaşadım. Hocayı en iyi tanıyanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Onun kalbinin ne kadar güzel olduğunu, hayata bakışını, ailesini en yakın tanıyanlardan biri olarak. iyi ki hayatımda doğum olmuş. günü de vardı geçenlerde. Evet. Çok da güzel bir geceydi. Güzel bir gece olmuş. Ben gidemedim, yoktum Hı -hı. orada. İstanbul'da değildim. Hı -hı. Ama çok güzel olmuş. Peki üç kelimeyle anlatsan Fatihlerim hangi kelimeleri kullanırsın Selçuk? Başarı, cesaret derim, vefa. derim. Geçtik. Bu gol de yalnız alışın, dönüşün, adamın üstünden atışın ve şampiyonluk maçı. Duygulandığım fotoğraflardan biri. Burada şampiyonluk maçıydı. Bu Sivas maçını kazanırsak şampiyon olacaktık. Çok iyi bir takımımız vardı. Bir sene öncesinde zaten çok önemli işler yapmıştık. ama burada da o dönem tabii Drogba'lar, Snyder'ler çok önemli futbolcuları da gelmişti. Bu maçta da yanlış hatırlamıyorsam iki tane Burak attı, iki tane de ben attım. Bu benim kariyerimin en güzel gollerinden biriydi. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi bu. Bazen ben de düşünüyorum ama nasıl böyle bir gol attım diye. Hakikaten çünkü benim öyle çok bir şeyi golüm yoktur. Ama bu benim kariyerimin en e, güzel gollerinden biriydi. Attıktan sonra ne hissettin kaptan? Yıllarca hayalini kurduğun evet, formayı giydin. Rüya gibiydi o gün. Aptansın ve bu golü attı. Evet, artık sen önemli oldun dedim. <laughs> yani bu öyle bir goldü benim için. Yani çerçevelenecek Hı. fotoğraflardan bir tanesi. Geçtik. <laughs> bu havadasın. <laughs> ya bu benim hayatımdaki e... yani başarı olarak zirveydi. Çünkü Galatasaray'a gelmiştim. Galatasaray'ı ben tercih etmiştim. Bu fotoğraf işte benim bütün çocukluğumun, hayalimin fotoğrafıydı. Bu o sevinç çığlıklarıydı bence. Çünkü bu bunu yaşamak için bütün çocukluğum az önce gösterdiğim 14 yaşındaki çocuk düşündüğü işte Galatasaray'la oluşu falan hepsi e, içinde bu fotoğrafın. Çok mutluydum, çok gururluydum çünkü dediğim gibi çok gönül verdiğim bir takıma Hı. çok önemli bir pozisyondayken, bonservisiniz elindeyken, Avrupa'nın istediğim neredeyse birçok takıma gidebilecekken e, ben Galatasaray'ı tercih edip bu anı yaşamıştım. O yüzden bu benim için çok önemli bir andı. O maça nasıl hazırlandınız? Fatih Hoca dünyanın birçok noktasından Galatasaray taraftarlarının videolarını da izletti evet. size. Her şeyi izledik. Bir de bu maçtan önce Yanlış hatırlamıyorsam ilk defa böyle bir şey oldu. Florya'da kalmamıştık, bir otelde kalmıştık. <laughs> o gün bizim odaların olduğu koridoru anlatmam lazım aslında size. Gece 4-5 ne zaman dışarı çıksanız herkes dışarıdaydı. Herkes yürüyordu yani öyle uyku mu uyku yoktu öyle bir şey yani. Herkes çok heyecanlıydı. <laughs> hoca tabii teknik taktik tabii her şeyi gösterdi. Hoca onu bir yerde tutalım böyle ama hep bizi daha çok motive edici. Kazandığımız <laughs> takdirde nelerin olabileceği yönünde bizi motive etti hoca. Karşında da <laughs> başarmıştık yani. Ne ya muhteşem bir fotoğraf. Evet. Senin hayatındaki belki de çok güzel an var. İnişler, evet. çıkışlar ama bu unutulmaz anlardan evet. bir tanesi. Evet, evet. Geçtik. Şarke maçı öncesiydi yanlış hatırlamıyorsam bu fotoğraf. Evet. Yani gelmiş geçmiş en iyi kadrolardan bir tanesi. Sen önemli parçasısın. Bu kadroya bakınca ne görüyorsun? Ya bu çok kolay bir araya gelebilecek bir takım değil bu. Avrupa açısından çünkü Galatasaray biliyorsunuz Avrupa ilk hedefi en önemli hedefi Avrupa takımlarını yenmektir. Bunu orada iyice hissetmiştik, hissettirmiştik. Ülkemizi gururlandırmıştık. Hı hı. Oyuncularıyla, takımıyla, hocasıyla, taraftarıyla en üst noktalardan biridir. Bir de oynamaktan keyif alan, birbirini tamamlayan da bir kadro. Orta sahada o baklava orta sahada Melo sağında Hamit, solunda sen önünüzde Snyder 4'e bakar Çok ofansif bir kadro. Evet ileride Burak dropla. bizim Drobba. beklerimiz de o zaman Riera Ela, bu. Yara yani. sol ön normalde. Evet. Bu ya zaten yani durmaz. Önde oynayan bir takımdı. Dediğim gibi çok yetenekli bir takımdı. Yani. Sonra Real Madrid maçı da çok inanılmaz bir maçtı. Evet, orada yani burada eleyebilirdik. o o maç... yani eleyebilir miydiniz o maçta? Eleyebilirdik abi. Hem de rahat demek istemiyorum ama o an elenmesi lazımdı. Yani o, o maçı evet kazandık ama Hı -hı. o turu geçmek için çok inanılmaz havamızı yakalamıştık. Her şey bizim lehimizeydi ama işte yediğimiz goller böyle çok şimdi de böyle gol. Offside tamam. verilmeyen tamam. penaltılar falan o zaman var da yoktu. Evet. Var olsaydı belki elerdi. Belki evet ama dediğim gibi e, bu şekilde de hatırası hmm. güzel. En azından Real Madrid'i e, yenmiştik. Titrettiniz. Evet. <laughs> Kaza, belki tur atlayamamıştık ama. Ya Galatasaray taraftarı 5-5 diye bağırıyor. Evet. Bu bile yani çok önemli bir olaydı yani. Önemli bir olay. Geçtik. <laughs> Juventus maçı ya bu inanılmaz bir maçtı ya burada iki gün sürdü ya evet, bu nasıl oldu biliyor musun abi ee, ilk defa anlatayım belki bilmiyorum seyircileri bana da kızabilir belki ama <laughs> şimdi bu maçı öyle bir kar yağıyor ki şampiyonlar ligi de çok Türkiye Ligi gibi değil hani hmm. e, bir karar alınacağı zaman Atıyorum telefon beklemiyorsunuz. Birinci, Siz odaya gittiniz ya bu falan. fonda evet. şeyle. Hakem odası. beni çağırdı. Bana dedi ki kaptan gelir misin dedi. Bu fonda geldi. İki biz oturuyoruz hakemle. Hakem dedi ki ne düşünüyorsunuz dedi. Maçı yarına erteleyeyim mi dedi. Oynanır mı? Nasıl bakıyorsunuz dedi. Bu fonda dedi ki hani kaptana soralım ev sahibi o biliyor. O nasıl isterse öyle olsun dedi. Ben ertelelim dedim yani. <laughs> Yapalım mı dedi. Yapalım lütfen dedim. Hani burada oynanmaz. Benim de aslında amacım <laughs> hani bu maç ertelenirse öbür tarafta Madrid maçı var. Hı hı. Oradaki sonuç bizi o öyle bir rahatlatacak ki, hı hı. hani en azından UEFA Kupasına gitme garanti olacaktı hı hı. bizde çünkü o maç oynanıyor. Bu şekilde sahaya çıkmak, oynamak çok daha önemli olabilir. Çünkü burada hani ne olursa olsun Juventus'a karşı oynuyorsunuz. Burada yenilirseniz, Kopenhag'da oradan puan alırsa. Dördüncü de olabilirdik tabii. orada biz. Böyle bir maç vardı. Sonrasında işte böyle konuşunca zaten göz gözü görmüyordu. Evet, birden İlginç yağmıştı. Az kar yağıyordu. Aynen. Hakem de çok oynatmak istemiyordu. Öyle bir anı var bende onunla ilgili. Ya, maçı de sen de iptal oldu. ettirdin. Evet. Tarihi de oldu. Herkes <laughs> bunu anlatıyor. İki gün oynandı. Bu kadar ya insanların iki gün boyunca titler geldiler. O soğukta ertesi gibi bir daha doldurdular. Ya inanılmaz ya. Galatasaray taraftarı bambaşka yerde ama işin tabii ki şakası. İstesem de zaten oynanacak durumda değildi ama hani bize sordu. Benim de hemen işime geldi. <laughs> Böyle bir şey yaşanmıştı yani. Tugay Kerimoğlu şöyle anlatır. Sizin atak yapacağınız kısmı temizletmeyip... Ay, o, onlar... Neler düşünüyordu abi orada senaryolar <laughs> inanılmaz O tarafı temizletmişler yani. sadece. Ya bu da Juventus biraz zorlamış. Juventuslar demiş ki yani niye sadece bir tarafı temizliyorsunuz? Boş ver boş ver. <laughs> <laughs> gol attığında ne hissettin kaptan? Abi o rüya gibiydi ya o hani böyle dediğim gibi ertesi gündü maç kazanırsak artık biz gruptan çıkıyorduk öyle oynamak biraz daha da cesaretlendirdi tabii bizi çünkü Juventus inanılmaz bir takımdı. Çok abi. iyi takım. Monteney Juventus. İnanılmaz bir takımdı zordu yani. Sonra Ama final işte, yaptılar zaten. Evet. Gururdu bizim için o ilk sezon sonu. Tarihi maçtı geçtik. <gülüyor> Bu <gülüyor> ya Selçuk bir insanda demedim hani Dedim. neden o kal kek kalıbı gibi şimdi e, az önce söyledim ya sana evren abi şimdi biz evet. özellikle ben kendi adıma Hı -hı. bir şey söylemem gerekirse e, kaptanlık yaptığım dönemde e, hayatım boyunca hep çizgimi korudum Hı -hı. nerede duracağımı hep bildim evet takımın kaptanıydım e, ama Orada bir başkanımız böyle bir şey Ya Siz yaptı. itirazınızı yaptınız orada İtiraz değil mi? İtiraz etmedik. Ama dedi, oyuncular çok bilirdi. mutlu değildi bu olaydan. Zaten hani ne demek da belli. Evet. Çünkü bu olmaya da bilirdi yani. Çünkü oraya girdiğiniz zaman illa oldu dediğiniz hmm. zaman, olmadığınız zaman bir dalga konusu olabilir. Ya da oyuncular böyle çok böyle büyük konuşmayı seven bir adam olmadım hayatımda. Hmm. Tabii ki çok hırslı oldum. Her şeyi başarmak istedim. İçimde fazlasıyla yaşadım. Takım arkadaşlarımla hmm. çok fazlasıyla yaşadım soyunma ama dışarı e, iz, illa biz alacağız göreceksiniz falan gibi büyük söylemler e, söylemedim. Bu böyle bir algı yaratıldı burada. Sanki dördüncü yıldızı biz takacağız. E, i̇lla ki biz şampiyon olacağız senesiydi. Ama işin bir de bu tarafından baktığınızda. Belki de, de o yıldızın içine sok, soktukları için bizi daha bir hırsa, daha bir başka <laughs> şeyle hissettim. mecbur hissettik. Ve <laughs> hakikaten de o dördüncü yıldızı o sene taktık. Dördüncü yıldızı nasıl tarif edersin? O duyguyu da yaşadın çünkü. O da tarihi bir sezon. Sallantılı bir dönemdi. Hocamız gitti. Önce Mancini gitti. Hı hı. Bir şok yaşadık. Prandelli geldi. Ondan sonra biraz kötü bir dönem geçirdik. Anderlet mi? Hamza Hoca geldi. Aslında böyle biraz kırılmış bir takımdı. Hı hı. Nasıl anlatılır bilemem ama hani böyle biraz üzgün, yıpranmış bir takımdı. Onu ayağa kaldırmak çok kolay değildi ama dediğim gibi çok karakterli oyuncular vardı. Yeri geldi hoca gibi yeri geldi abi kardeş gibi o kadar iyi ayakta tuttu ki o takımı. Çok iyi analizini yaptı bence bu takımın Hamza Hoca. Bu takımdan en yüksek verim nasıl alınır diye çok uğraştı, çok düşündü ve en yüksek verimi aldı. Hatta bence. ilk antrenmanı hatırlıyorum. Bilmem hatırlar mısın? Baklavasına maç yaptırmıştı size. Hatırlıyor musun? akşam antrenmanıydı. E, çünkü e, dediğim gibi çok üzgün, çok kırılmış bir o amatör ruhunu evet, çıkardınız. Ama o biraz böyle e, futbolun en azından bir tarafının eğlence olduğunu, hı hı. E, asıl önemli bir tarafının hı. eğlence olduğunu, güzel bir oyun olduğunu bize hatırlatmak adına böyle bir antrenman yaptırmışız. Zaten o dönem Allah rahmet eylesin Duygun Başkanlar, Duygun Yarsuvat. onun da ilk toplantısını hayatım boyunca unutmayacağım. Sadece Galatasaray'ı temsil ediyorsunuz. Lütfen bunu bilin ama Bizim sizden tek isteğimiz sağ içinde o formayla beraber zevk almanız. Bunun bir oyun olduğunu hissettirmeniz, eğlenmeniz. Lütfen sağ içinde eğlenin demişti. Hiç unutmam. Hem eğlendiniz hem de taraftarları da eğlendirdiniz senin sonunda. Geçtik. 2014'te Alanya'dayız kaptan. Röportajımız seninle. Semih şey. biraz şaka yapıp kameraman Ali Bakır'ın yerine ben dedi Ali abi çekmesin ben çekeyim dedi. Semih Geçti kameranın arkasına Tabii çekmedi röportajı ama bugünü de çok çok net hatırlıyorum <laughs> hatırlıyorsun yani. Alanya kampı o, o dönem aynen bu Semih onun gibi Emre Çolak falan bu bizim hmm. gençler dediğim gibi çok bir aile ortamı vardı hepimiz abi kardeş gibiydik çok tatlı çok eğleniyordu evet, evet çok eğleniyordu takım İyi bir hava yakalamıştı takım Semih de çok sevdiğim kardeşlerimden biri ama bu anı çok iyi hatırlıyorum abi <laughs> röportajı. çok güzel bir röportajcı ve o röportajda o çekiyor zannettim ama Öyle mi? <laughs> Çünkü devam ediyorduk. Yok Ali abi sorun. bırakmaz, <laughs> Ali abi kamerasını. E, o röportajda sen şu sözleri söylemiştin. Şimdi diğer fotoğrafa geçiyoruz. Ben Avrupa'da artık oynamayı düşünmüyorum. Galatasaray'da futbolu bırakıp, Galatasaray'da antrenörlük, hocalık, Galatasaray'da devam etmek istiyorum kariyerime diye ilk defa o röportajı söylemiştim. Buradan Avrupa'ya bağlıyorum. Gitmeyi düşündün ama şimdi bu pencereden bakınca gitseydim diyor musun? İçimde bir yerde Avrupa'da oynamak evet var mıydı? Vardı ama bu kararı ben verdim. İsteseydim gidebilirdim. Birçok kez fırsat geldi. Atletico Madrid ve Leicester formaları bu arada. Atletico Madrid Galatasaray'a gelmeden önce çok istemişti. Hı -hı. Leicester City benim son Premier League olarak son böyle onun üstü bir teklif belki de bulamayabilirdim. O yüzden 30 yaşındaydım. İşte 4. yazı taktıktan Hı -hı. sonra bir teklif yapmıştı. Premier League'den. Onu da çok burada ben futbolu bırakmalıyım. Sonra şampiyon Kesin oldu ama. Evet, <laughs> şampiyon olduk. Belki Premier League şampiyonu oldu. Belki, belki küme düşeriz dedik gideriz falan ama şampiyon olduk. <laughs> Adamlar oldu <bu> sene, şampiyon. <laughs> İnanılmaz seneydi onlar için de. <laughs> Geçtik. Yani. Hiç unutmayacağın anlardan bir tanesi şüphesiz. Bu evet öyle bir fotoğraf ki ya sadece benim değil belki de ülkedeki birçok insanın hayalinin gerçekleşmiş olduğu bir fotoğraftı bu. Kötü bir dönemden geçiyorduk. Ben evet. hep özellikle bunu üzerine basa basa söylüyorum. Ülke olarak çok zor dönemlerden geçiyorduk, sıkıntılı dönemlerimizdi. Bu golden sonra insanlar çok mutlu olmuştu. Bu anı yaşayabilecek oyuncu sayısı belki 20 yıl, 30 yıl, 40 yılda birdir. Şükürler olsun ki bana nasip oldu öyle bir an, öyle bir gol. Fotoğrafı görünce bile tüylerim diken diken oldu. Topun başına geldiğinde ne hissettin? Yaparım dedim. Yaparım mi? dedim evet. Yaparım dedim. Çünkü o sadece o anı kovalıyordum ben. Foğol olduğu anda arada 50-60 metre mesafe vardı. Yani benim topa gidiş mesafem. O 50 metre böyle yavaş yavaş yürüye yürüye onu nasıl e, gol yaparım diye düşündüm. Şükürler olsun ki nasip oldu. Ailenle, sevdiklerinle bu golü konuştuğunda onların tepkisi ne oldu? Ya ya herkes ağlıyordu zaten. Hiç ben hani aklınıza kim gelirse sağ olsun herkes aradı. Herkes o anı hmm. paylaşmak istedi. Tebriklerini iletti. Dediğim gibi çok önemli bir anda herkes için, ülke için. 10 milyonları sevince boğdun, ağlattın Selçuk. İnanamadım. Ayağına sağ yani Ya için. Sağ olsun. Geçtik. İyi günler var, kötü günler var. Bu fotoğraf tabii ki hayatın boyunca sana zaman zaman hatırlatılacak ama ben bu formayı çıkardığım gün basın tribünündeydim ve şöyle özel bir tarafı var. Çok büyük tepki görüyordun, eleştiriliyordun. Ama biz takımı yakından takip ettiğimiz dönemde senin stadan çıktıktan sonra ne yaptığını dahi takip etmek üzere ben o gün peşinden <laughs> evet. hani nereye gittiğine dair içine kapandın, e, evde evden dışarı çıkmadın. E, neler yaşadın o gün? Formayı çıkardın, çok büyük tepki var. Tuga öceye veriyorsun formayı. Çok üzgün olduğum bir andı. Daha önce de söyledim. E, o an. E... ...insanlara bir şeyi göstermem lazımdı. Hı hı. Hep duygusal adam olduğumu söyledim. Ya. Çok fazla yıpranmıştım. Çok üzerime geliniyordu o dönemler. Hep şampiyon oluyorduk. Maçta da 1-0 öndeydik. Ama dediğim gibi bazen algılar... ...olguların önüne geçiyor ülkemizde birçok şeyin. Çok üzülmüştüm. Haksız bir andı benim için. Hı hı. Böyle bir tepki vermiştim. Formayı çıkarmıştım. O an ayrılmak istiyordum aslında. Doğruyu söylemek gerekirse. O anki ruh halimle... Ondan sonra tabii biraz zaman geçtikten sonra ayrılmak, bırakmak tabii ki doğru değildi. Hı hı. O dönem ee, dediğim gibi o anlık duygusal bir patlamaydı. O anki ruh halimi çok iyi hatırlıyorum şimdi. Dediğim gibi hep bana sorarlar aynı şu an olsa pişmanlık, pişmanlık hayatım boyunca hiç duymadım. Çünkü hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Hı hı. O an bir şey yapmışsam içimden geldiği için yapmışımdır. O yüzden hani böyle bir şey yaşasam o an için o şartlarda, o anda yine öyle bir tepki verebilirdim. Travmatik bir aslında evet. an ve uzun sürdü bence o dönemden çıkma. Uzun sürdü çıkma. biraz ama yine de Toparladım. çok çabuk toparlayıp yine şampiyonluklar yaşadık. <laughs> yine önemli işler yaptık Avrupa'da. Yani bu futbolcunun tabii kaderi de bu. Hep Yeni bir gün, yeni bir sayfa. Devam edelim. <laughs> bu da artık <laughs> işin sonu. Kaç kupu aldın? Daha sırayda 16, 15 ya da 16 yanlış hatırlamıyorsam. En anlamlısı hangisi senin için? Hiçbirini birbirinden ayıramam bu çünkü hepsinde çok önemli bir emek var. Hı hı. İlla ki ya bir tane diyeceksen hı hı. az önce dediğim gibi ilk geldiğim seneki şampiyonluk benim için çok önemliydi. Bir gün Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısındaydık. Çıkarken sana şeyi sormuştum. Selçuk sıkılmadın mı hani kupa almaktan? Sen şey demiştin abi yarın bir tane daha ekleyeceğiz müzeye. <laughs> o kadar inançlıydın onu hiç unutmuyorum. Bir futbolcunun en üst performansı sezon sonu kaldırdığı kupadır. Eğer bir oyuncu 35 maç oynuyorsa çok kolay bir şey değil. 35 maç ve sonunda 3 kupa varsa evet. ve yine yuhlanma varsa başka bir şey vardır. Dediğim gibi o dönemler böyle bir şeyler oluyordu. Çok bilmiyorduk ne olduğunu ama yine de hiçbir kırgınlığım olmadı tabii. Günümüzde yine yaşanıyor çünkü bu tepkiler. Şimdi Kerem'e Kerem oluyor şimdi. Kerem'e de oluyor. Oldu. Başkalarının dediğim gibi bence taraftarlar biraz kendinden biri olarak görüyor. Hı hı. Sevgisi de oluyor, yargısı de oluyor. Artık biz buna alıştık öyle bakıyordum çünkü... Orada görmüş olduğunuz ya da insanların size göstermiş göstermiş olduğu bir tepkiyi dışarıda hiç e, görmüyorsunuz. Dışarıda sadece sevgi gördüm ben daha evet. sayılardan sadece saygı gördüm. Benim için asıl mutluluk kaynağı o güzel. Çok güzel fotoğraf değil. <laughs> Çok iyi. giyimler falan. ama kıyafetleriniz bu. <laughs> ya bu. <laughs> Tabi bu. Nerede bu? Bu, bu yanlış hatırlamıyorsam. Barcelona'da. Uh -huh. ya, bir Karam kadar. tayfa nasıl çıktı? Çanakkale Dardenspor'da uh -huh. oynarken benim oda arkadaşlarımdan biri işte bu İzmirli kendisi. Onun da e, babası kahve işletiyor herhalde. Onlar uh -huh. kıraathane. İşte onun bir e, böyle orada satıcısı falan bir şeyler varmış. Öyle anlattı. Onun da adı Karaymış. Apo ne bir şeyler diyormuş. Apo Kara. Bilmiyorum. Uh -huh. O bana böyle Kara demeye başladı. Aslında orada başladı. Sonra milli takımda Burak'la biz tabii 14-15 yaşından beri genç milli takımlardan beri beraber olduk. Ne güzel bir dostluk için. ya. Evet. sonra ben bu hikayeyi Burak'a anlattım. Sonra biz birbirimize kara demeye başladık. O bana kara demiyor, ben o. Sonra bizim etrafımızdaki herkes birbirine kara demeye başladı. <laughs> milli takıma gittiğinde 30 kişi birbirine kara demeye başladı son dönemlerde. Yani öyle başlamıştı. Ama biz tabii en yakın biz olduğumuz için o dönem Hakan Baltı falan <laughs> da Topal, hepsi. o herkes birbirine böyle karam diye diye Böyle bir karam şey oldu. <laughs> Genelde dostluk, sağ içi ve dışı dostu hayatını neler geliştirdi? Ya bu insanı sevmek benim hayatımdaki en önemli olaydır. Sevgi, saygı. <laughs> ee, eğer biriyle küssem, kırgınsam çok zorluklar çektim hayatımda. Çünkü bazen oluyor tabii bunlar. İstemediğiniz şeyler gelişiyor. Kızıyorsunuz. Kızınca biraz uzaklaşıyorsunuz. Uzaklaşınca üzülüyorsunuz. Bu da sizde öfke yaratıyor yavaş yavaş. Hayatımda hiç öfkeli bir adam değildim ama yaşadıklarınız sizi biraz daha tabii maalesef ki öfkeli bir adam yapabiliyor. O da beni biraz üzüyor. Bu söylediğim tabii şu an için değil, şu an yine hepimiz, e, hepimizin ailesi var. E, evlendik, çoluğumuz çocuğumuz var. Yine çok yakınız. Hı hı. Çok sık görüşemesek de kalben çok yakın olduğumuzu Özlüyor musun o günleri? Tabii ki özlenmez mi ya. Hepsiyle ev arkadaşlığı yapmışım ben zaten. Ve yeni fotoğrafa geçelim. 11 Ocak günü Ahmet'i kaybettik ve yani, zor bir gündü. Şöyle söyleyeyim. 20 yıl profesyonel oynadım. Neredeyse. Yani çok insan tanıdım. Çok çok yakın olduğum insanlar oldu. Ee, Ama hayatımda gördüğüm en temiz insandı. İnanılmaz, inanılmazdı. Yani böyle hayatımda önemli bir eksiklik oldu onun olmayışı. Telefonda konuşurduk. Mekanı cennet olsun inşallah ya. Yani. O bizi duyuyordur, görüyordur. Ama çok büyük bir hayaliydi Galatasaray'da oynamak, kupalar kazanmak. En azından Allah'tan onu yaşadı. Bu evet. da onlardan bir tanesi. Evet. yıllarca, yıllarca yan yana yemek yedik. Yanımda oturdu tesislerde. Sandalyesi yanımdaydı. Gençler oynarken Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında gizli gizli gittiğini anlatırdı bana. Ben de Ahmet'i çok genç yaştan beri tanırdım pırıl pırıl hani gerçekten tertemiz yüreğiyle yüzünün güzelliğiyle o kötü haberi aldığımızda hepimiz çok geçirdik. Sen nasıl öğrendin o haberi? Ben koronaydım bir de. Kötü bir zamanımdı yani. Biraz Hı. zor geçiyordu. evde kapalıydım. Zaten tek başımaydım evde. Hastayım diye. Bir hafta bir hafta boyunca böyle yani bir hayat yokmuş gibi geçti 7 gün. Anlamsız, boştu benim için. Kötü bir dönemimdi yani. Öyle söyleyeyim. Çok kötü bir dönem Çok uzun süre atlatamadım zaten onu. Varmış gibi oldu hep. İşte bu fotoğraflar, bu anlar... En azından bir şeyler yaşamışız. Böyle bu kadar güzel bir insan tanımışım. Beraber e, yemekler yemişim. Evime gelmiş. E, çocuğumu görmüş. Böyle bir anı işte diyorum hani kendi kendime. E, bir yerde de ölüm var. Onu da biliyorum. Ama çok erken gitti aramızdan. O yüzden de... E, çok üzgünüm yani. Geçtik bu da. Dünya işte. tatlısı. <laughs> Eyvallah. Büyüdü şimdi. Maşallah. <laughs> bu akıllı dönemiydi. Abi. Şimdi <laughs> Bu da biz böyle bir aileyiz işte. Ee, bu kadarız şu an. Hı hı. Eşim sağ olsun kızım. Aile her şeydir diyeyim. Onlar benim için hayattaki olmazsa olmazlarım. İyi ki varlar. Senin e, özel hayatında evliliğe giden süreçte de özellikle hani Eşin Londra'da olduğu için He. bazı eleştiriler evet. olmuştu o dönem. O dönem e, Londra'ya Londra gidiyor e. diye biz röportajdan önce, programdan önce konuştuk. Onu açmanı isterim ya şimdi. Sık sık o dediğim gibi o dönem biz tabii önemliydik, şöyle önemliydik. Hmm. Hep bir haber oluyorduk bir şekilde. Her şekilde haber oluyorduk. Benim 3-4 sene okudu eşim Londra'da. Heh. Londra'ya iki ya da üç defa gittim <laughs> ama öyle bir şey var sanki her hafta Londra'ya gidip yani öyle bir şey olmadı ama evet Londra'daydı birkaç defa gitmiştim yanında öyle bir haber de olmuştu yani bunu hatırlatman iyi oldu abi ama haberin içeriği hafta her hafta Londra'ya gidiyor gibiydi ama öyle değil <laughs> bu gerçeği de paylaşman iyi oldu ben o süreçleri de yakından bildiğim için hani gerçekten aşka olan hani sevdai olan bu sadece Galatasaray'da futbol değil. Eşine olan sevdan da örnek e, teşkil de ediyor. Çok zor koşullardan evet, geçtiğini de biliyorum. Değer vermek hayatımda çok önemli bir yer evet. aldı. Bir insanı seviyorsanız o verdiğiniz değeri göstermeniz gerekiyor. Sözde olmuyor maalesef her şey. Söz uçuyor gidiyor. Bir icraat göstermek <laughs> lazım, bir şey yapmak lazım. <laughs> hep öyle inandım yani. Evet, iyi bir aile babasısın. İnşallah evet. daha da çoğalırsınız Anladım. diyelim. Amin inşallah nasipse. Belki yani. bir erkek çocuğu, belki bir futbolcu hayalin var mı abi. öyle? Yani oğlum benim olsun. Benim hiç futbolcu öyle olmadı. Olsun. Hiç hiç öyle hiç öyle Hı -hı. şeyim olmadı. Sağlıklı bir evladımız olsun dedim. Hı -hı. Şükürler olsun ki bir kızım oldu. Ee, öyle hiç bakmadım yani. Maşallah. Ama çok öyle hayali olanlar var. Tabii benim. Tabii çok de yok. Geçtik. Yani pff, bu da tabii çok zor bir gün. Ee, hayatındaki en üzücü günlerden bir tanesi. O gün oteli değiştirmeniz sizin için gerçekten değişik bir karardı. O günü anlatmanı rica edeceğim ve bir kez daha analım ve Allah'tan rahmet dilerim depremde kaybettiklerimiz için Allah bir daha yaşatmasın. Önce bir hataylı olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Zor bir gündü. Önce unutmayalım diyorum. Yine çok desteğe ihtiyacı olan insanlar var. Maddi, manevi e, desteğimizi hiç esirgemeyelim, unutmayalım. Çünkü çok zor şartlar altında yaşayan evet. insanlar var. Sürekli e, sık sık gidiyorum Hatay'a da. Ailem, hepsi orada biliyorsunuz. Depremi de ben Kasımpaşa Teknik Direktörü'yken Hatay Spor'a... ...karşı oynamaya gideceğiz. Böyle bir olay yaşandı, otel olayı. Ama e, çok da şey değildi. Hani orada mı kalınmalı, burada mı? Biz o dönem işte hani daha... E, ...stada yakın bir yer olsun... Dedik. iki günde kalacaktık çünkü biz orada. O da senin talebinle oldu değil mi kalp? Hep ya benim de oldu ama herkesin oldu. Hani yani o otelde kalmak istemiştik. Ee, çünkü daha önce takımın kaldığı diğer otelde herhalde e, yıkılmış. Bu çok çok zor bir gündü benim için ya. Bu böyle çok kelimelerle anlatılacak bir olay değildi bu. O ana şahit olmak, o anları görmek e, inşallah hiç kimse bir daha böyle bir şey görmez, yaşamaz. Ülke olarak en büyük duam, temennim o. Yani bu bende çok büyük bir yıkım oldu. Olay yaşandıktan sonra da doğruyu söylemek gerekirse dönemedim de çok kafa olarak futbola. Yani bir şeyleri tam olmuyordu. Antrenmana gidiyordum geliyordum. Hı -hı. Oyuncuları tekrar hazırlamak kolay değildi benim için. Benim için büyük bir travmaydı. Yani böyle zor zamanlar geçirdim o depremden sonra. Zaten Kasımpaşa şeyi de çok fazla uzun sürmedi ondan sonra. Hayatımda en üzüldüğüm böyle böylesine büyük bir acıya ilk defa şahit olmuştum. Böyle hep bir travma olarak kalacak bu bende. Ve diğer fotoğrafımızda şimdi devam ediyoruz. Senin hayran olduğun isimlerden bir tanesi ee, Barış Manço. Senin hayatına ne ifade ediyor? Bu benim çocukluğum işte. Ee, biz dört kardeş büyüdük. Hı hı. Kız kardeşlerim ee, hepsi kız. <laughs> dört kız bir erkek. Hı hı. Ee, onlar da çok severdi Barış Manço'yu. Evde sürekli çalardı. Ben halen öyle bir adamım. Yine sadece eski yanlış anlaşılmasın tabii yeni e, sanatçı <laughs> arkadaşlarımız çok e, önemli işler yapıyorlar ama ben biraz eskide kaldım. 80'ler 90'lardayım. Benim bütün yakın arkadaşlarım da bilir. Onların şarkılarıyla çok mutlu olabiliyorum. Çok anlamlı geliyor. Dolayısıyla Barış Manço'nun benim hayatımdaki e, yeri şöyle çok önemlidir. Bir gün otobüste gidiyordum ben Çanakkale'ye. O zamanlar bizim e, <laughs> Şeylerimiz vardı. Böyle Walkmanler var. falan. Kasetlerini <laughs> alırdık sillerine. Bu dediğim gibi çocukluğum, anılarım, hatıralarım. Bunu da zaten e, göstermek için şampiyonluk kutlamalarında hep e, şarkısıyla çıkıyordum. Son fotoğrafımız. Biraz da geleceğe evet. bakış atalım Selçuk. Evet. Seni geçmişe götürdük. Bu iki fotoğrafın senin için anlamını rica ederim. Bu Mancini benim için çok önemli bir adam. Çok sevdiğim duruşuyla, hayatıyla insanlığıyla, karakteriyle, hocalığıyla böyle bir de onunla çalışmış olmam çok çok önemliydi benim için. O dönemde Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra gittim yanlış hatırlamıyorsam orada. Yok öncesinde pardon. Öncesi, mini öncesinde, mini takım kampını evet, ziyaret evet, etmiştin. Evet, böyle bir daveti vardı. Mini takım kampına davet etti orada bir hafta boyunca çünkü Avrupa şampiyonu olmuş bir takımdı. Çok önemli oyuncuları vardı. Benim için çok önemliydi böyle bir davet almak, kapılarını açmış olması. Orada iyi bir gözlem yap Çok çok önemliydi benim için. Bütün oyuncular orada konuşmak, oradaki her oyuncu başka bir takımdan geliyor. Hı hı. Güzeldi benim için, çok önemli bir tecrübeydi. Yukarıdaki fotoğrafta da birkaç yıldır takip ediyorum ben Zerbi'yi. Onun onunla da bir iletişimimiz var. Hep merak ediyordum. Nasıl bir oyun sistemi oynuyor? Neden bunu oynatıyor? Hı hı. Neye çok önem veriyor? Bir şekilde konuşmaya başladık, ulaştık. O da sağ olsun, beni davet etti. Orada da bir hafta boyunca gittim, antrenmanları seyrettim, analizleri nasıl yaptığını gözlemledim. Son seyahatim belki de en önemli seyahatimdi çünkü merak ettiğim çok önemli şeyler vardı. Şu an dünyada bence en başarılı teknik direktörlerden biri. Çok teşekkür ederim kaptan. Ben teşekkür ederim. Yani ilk bölümde bize değer kattın. Evet. Umarım e, istediğiniz gibi olur abi inşallah. Başarılı Teşekkür. olursunuz. Güzel bir program. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Buradan Bu Markaj ailesine de abonelere de hani abone olmayanlar var daha doğrusu. İzliyorlar ama abone olmuyorlar bazen. Senden de ricam bir abonelik e, duyurusu. Evet artık <laughs> rica etti zaten <laughs> bekliyoruz sizi. Evet Selçuk da istedi arkadaşlar. Siz de lütfen abone olun. Çünkü 21 Kare ilk bölümünde Selçuk'un hayatını anlatmaya çalıştı sizlere. Diğer bölümlerde değerli konuklarımız olacak ve onların hayatına bakış atacağız. O anlara biraz götüreceğiz. Bazen duygulandıracağız, bazen neşelendireceğiz. Hayatın içindeki tüm duyguları vermeye çalışacağız. Bir kez daha teşekkür ederim Selçuk'a davetimizi kırmadığı için. Sizlerden de ricam Markaj'a abone olmanız ve bu videonun altına da olumlu olumsuz tüm eleştirilerinizi, isteklerinizi, taleplerinizi, diğer bölümlerde görmek istediğiniz konukları yazmanız. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.